Evet, günaydın Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün operasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Evet, 4 yıl sonra bekliyoruz. Bizi Arşivent yöntemimizi nereden duydunuz, nereden gördünüz? Televizyonlardan gördüm sizi. Çok güzel. Zaten böyle bir operasyona karar verdiğimden dolayı araştırmalarımı çok yaptım. En nihayet sizin yaptığınız operasyonları gördüm, şansları, gerek futbolcuları. Gerçekten karar verdim ki dedim yaptıracaksam burada yaptıracağım. Çok güzel, bizi tercih ettiniz. Aynen. Yaşınıza uygun bir saç çizgisi belirlemeye çalışıyoruz. Böyle çok önde, yerlerde gördüm, olacak. Çok inceledim. Bazıları böyle takma gibi duruyor, peruk gibi önden bakıldığında. Vertex bölgesi dediğimiz tepenin en arka bölgesine. Evet. Normalde düz ekilen saçlarda görünüm biraz daha az görürken bizim yöntemde daha sık, daha gür, daha doğal bir görüntü elde ediyoruz. Ortalama bir 10 yıl önce benim kardeşim ektirdi yine Türkiye'de. Evet. Ama çok standart bir şey oldu yani onun. Olmalı da. Teknoloji ilerliyor tabii. Şimdi şey onu göre. Ben herhalde büyük bir ihtimal benim ekibimden sonra yanınıza gönderebilirim. İnşallah. O da çok güzel çünkü. Olsun. Sonra bakalım. Şimdi tepe bölgenizi çiziyorum. Evet. Sizi rahatsız eden kısım herhalde tepe daha fazla. Tepe en fazla, evet. Tepe daha fazla saç kalması için ön çizginizi bir tık geriden aldık ki bizim arşimen döndüğümüz uygun vortex şeklinde yuvarlak döner şekilde edeceğiz. Güzel hocam. Şimdi elimde dermojet dediğim bir alet var. Onunla noktasal atışlar yapacağım. Onun içinde iğne yok. İğnesiz basınçla beraber onu enjekte ediyor. Başlıyorum.